Karbondioksit seviyesinin yükseldiğini, oksijen seviyesinin düştüğünü, bir miktar metan gazı ile alakalı ölçümlerin yapıldığı bir noktaya geldik. Daha da dikkatli olmamız lazım. Ama vagonların ters döndüğü, yanında ahşapları ve tahkimat malzemelerini sürüklediği bir manzarayla karşı karşıya kaldık. İşimizin kolay olmadığını dün söylemiştim. Bugün bunu bir kez daha altını çizmek isteriz. Zamana ihtiyacımız olabilir. Ne kadar zamana ihtiyacımızın olduğunda her geçen metreyle beraber, her geçen yeni tabloyla beraber ancak o zaman belirleyebiliriz. Dediğim gibi şu anki geldiğimiz nokta tahmin ettiğimizin de daha üzerinde zor bir nokta. Çok şiddetli bir basıncın olduğunu gördük. Yanındaki tahkimat malzemelerini, ahşapları da sürüklediğini ve bize bir bariyer oluşturduğunu gördük. Yani biz şu anda o bariyerin daha ilerisinde arama kurtarma faaliyetleriyle alakalı geçebilmiş değiliz. 250-1300 metrelik maden ocağının altındaki bütün yapıyı belki de tek tek elden geçirmemiz gerekiyor. Şu anki karşılaştığımız tablo bu arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, şu anda bununla alakalı ulaşabildiğimiz bir kardeşimiz yok. Bununla alakalı dün de söylemiştik. Böyle spekülatif haberler çok sıkça yapılıyor. Bunları da doğru bulmuyoruz. Sadece sağ kurtulanların ifadesinden aldığımız bilgiyi size aktarıyorum. 43 kişi olduğu ifade ediliyor. Bunların 3 tanesinin mürettebat, diğer 40 kişinin ise hepsinin Afgan uyruklu olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece şu ana kadar 9 Afgan pasaportu tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla kalan kişilerin de Afgan uyruklu olduğu tahmin ediliyor. 20 kişi şu an itibariyle hayatını kaybetmiş durumda. 6 kişi sağ olarak kurtulmuştur. Geri kalan kişilerin ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.